İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Söz Sende'de bugün bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Aynı zamanda Akil İnsanları Akdeniz Heyeti Başkan Vekili Lale Mansur'la birlikteyiz. Hoş geldin Lale. Hoş bulduk. Aslında çok daha önce buluşup konuşacaktık. Ne evet. oluyor barış süreci, ne var ne yok derken evet. çok yoğundu, gündem yoğundu, sizler yoğundunuz ve Gezi olayları yaşandı. Evet. 30 Mayıs'ta bir şeyler söylemişsin. Demişsin ki benim eğer çekimim olmasaydı, yanlışsam lütfen düzelt. Yok, Taksim Dayanışması bileşenlerinin eylemine katılırdım. İlla oraya kışla yapmayı istiyorlar. Orada bulunan insanlar istiyormuş, istemiyormuş umurlarında değil. Benim orada tarihim var diye bir 30 Mayıs tarihi. Özellikle söylüyorum evet. çünkü sonrasında da bir takım işler değişti. Hı-hı. Öncelikle o tarihe dönelim ve ne düşünüyorsun olup bitenler için? Şöyle söyleyeyim, o ilk Sırrı Süreyya'nın kepçenin önüne yattığı ağaçlar gün, için evet. O gün çekim dedik ve sabah 2'ye kadar falan, 2.30'a kadar falan çekim devam etti. Hatta pardon, özür dilerim, daha da geç oldu. Çünkü biz 1'de falan bitseydi bütün ekip olarak gidecektik ama işte 2 oldu, 3 falan, yani bayağı çok geç sürdü. Gidemedim. Ertesi günde çok daha önceden planlanmış. Fransa'da, Provence'da bir çok sevdiğim bir akrabam evleniyordu. Ve oraya gittim. 4 gün sonra döndüğümde döner dönmez hemen Gezi Parkı'na gittim. İşte herkesi, bütün grupları gördüm. İnsanlarla konuştum falan. Sana tepkide falan. Bulunan oldu mu Hayır. Gezi Parkı'nda? Olmadı. Yani tesadüf de olabilir, olmadı. Ondan sonra bir tek bir şey anlayamadım. Bir penguendir gidiyor ortada. Tabii ben burada olmadığım için ve yani gerçekten bir köyde, bir otelde kaldığım için bir internet bir çekiyor, bir oluyor, bir olmuyor, bir şey falan. O bir medya eleştirisi, bayağı sonra sıkıntı. Öğrenmişsindir muhtemelen. Tabii ki, tabii evet. ki öğrenmez olur muyum? Çok inanılmaz yaratıcı bir şey ama. Yani gerçekten. Daha öncesinden söz etmem lazım. Çünkü hatırlamıyorum, sen de var mıydın Taksim platformunda? Yani bundan bir buçuk yıl önce. İşte bu ağaçları kesmeyin, burada yani. Bir şey yapılmasın. Yani burası zaten o kadar çok betonlaşmanın içinde çok nefes alacak çok az bir yer var. Buraya bunu lütfen yapmayın. Çok daha iyi planlar. Sadece Gezi Parkı için değildi. Yani o yollar açılacak falan. Onların zorlukları. Bütün yayılaşma akademisyenler, projesi için. Evet, akademisyenler falan. Yani bu çok eski bir proje. Yani Fransa'da falan da bir kısmı uygulandı Paris'te. Çok pişmanlar. Çok çok daha iyi projeler var. Gelin birlikte bunlara bakalım. Diye bir çağrıydı. Tabii hiçbir şekilde yerini bulmadı. Yani olmadı, olamadı. Peki sonrasında belki de hiç kimsenin beklemediği olaylar çıktı. Platformda şu, yani kimse ciddi bundan bir 3 ay önce de tekrar orada bir canlanma oldu hatırlarsanız. O zaman da film çekiyordum. Yine ancak bir şey çekmişlerdi ve oraya götürdüler göstermeye. Yine orada değildim. Ama o zaman da bir canlanma oldu. İşte ağaçlar kesilecek falan deyince. Sonra yine herkes yok oldu. Yani genellikle çoğunluğu. Sonra dedik ki yani ne yazık ki buraya kepçe girdiği gün insanlar aa bir dakika ne oluyor diye harekete geçecek. Fakat tabii kimse böyle bir şey beklemiyordu. Yani kimse böyle bir şey hayal bile edemezdik. Çünkü aslında ağaç diye başladı belli bir grup tarafından. Yayalaştırma projesi ve şey. Tabii bunun özünde yani bir kenttesiniz ve orada yaşayanların hiçbir söz hakkı yok. Yani o Taksim'de yaşayanların, esnafının, semt derneklerinin, şuyun buyun hiçbir şeyin söz hakkı yok. Yani ben Londra'da evimiz var. Bir tane eski bir karakol binası var. Çok eski bir bina. Boş duruyor olduğu gibi. Böyle bahçesi falan içinde bir karakol binası. Bir yazı geldi belediyeden. Burada otel yapılacak. Yani bina falan değişmiyor. Bir yanlış anlaşma olmasın. Aynı şekilde kalıyor. O bahçesi, mahçe, her şeyle aynı şekilde kalıyor. Burada otel yapılacak. İşte altında da şu gibi birkaç dükkan bir şey olacak. İtirazınız varsa lütfen bildirin diye. Şimdi demokrasiler yani çoğunun azınlığa hükmettiği bir anlayış değil. Yani esas azınlığın haklarını korumak önemli. Şimdi neden demin parkta sana tepki var mı diye sordum. Çok, çünkü tabii ben bekliyordum yani onu göze çünkü alarak zaman gittim. Zaman hükümetin yaptığı, yani akil konumunu bırak şimdi bir tarafa. Zaman zaman hükümetin yaptığı
projeleri destekleyen ya da yaptığı adımları onaylayan bir isimsin. Bir de referandumda evet veren evet. bir isimsin. O hep insan üzerine yaftalanan bir durum maalesef. Tabii bu değil mi? Şöyle bir şey. Yani akillik de öyle oldu. Evet. Fazla lodos esiyor, akiller nerede gibi bir ana gelmiştik. Nereye? Yetmez evet. ama evet de aynen öyle. Yani Türkiye'nin gelmişinden, geçmişinden, her şeyden sorumlu yetmedi olan ama bir evet, grubuz. Grup. Halbuki evet, çok basit bir şey var. İlkeler bazında birliktelik diye bir şey var. Yani bu barışı kim yaparsa yapsın, istiyorsa MHP yapsın, kim yaparsa yapsın ben onların yanındayım. Ama kim canı istiyorsa yanına gelirim yani. Şimdi yeter tabii, ki kan dursun. Ama bunun karşılığında özür dilerim ben de yani lütfen, söyle, şeylerle lütfen. Benzedim bir an. Lütfen. Bir sakin olayım. Hayır lütfen. Şöyle ama mesela çıkan çevre yasası, mesela alkol yasası. Ertesi gün hapı. Bütün bunların son derece karşısındayım. Çünkü ülkemizde 18-24 yaş arası alkolizm diye bir problem yok. Evet, Finlandiya'da mesela özel dükkanlarda satılıyor. Yani normal bir markete girdiğinizde içki miçki hiçbir şey bulamıyorsunuz. Çünkü orada intihar dünyanın işte birinci, çok ikinci yüksek. Sıralarında. Alkolizm çok ciddi bir sorunları. Evet, bu anlaşılabilir bir şey. Ama bizim ülkede 18-24 yaş arası bir alkolizm sorunu şimdi, yok. Önce ağaçla, çevreyle başladı. Sonrasında zaten bunu herkes aslında hemfikir oluyor. Bir kendini ifade etmeye dönüştü bu eylemler, Gezi Parkı eylemleri. O süreçten sonra da polisin işte özellikle ilk günlerde yaptığı orantısız bir müdahaleyle işler çığırından çıktı. İki görüş evet. var. Tamamen işte sivil bir protestodur bu diyen var. Bir taraftan da başbakan da dillendirdi. Dün Canan Barlas burada aynı şeyi biraz daha detaylı anlattı. Bu aslında hem lobinin, faiz lobisinin hem de dünyanın önemli odak noktalarının başbakanı devirmek için bir anlamda bir darbe planladıklarını şeyidir dedi. Şimdi iki ayrı fikir var. Şimdi ne düşünüyorsun bütün olan bitenler hakkında? Bir tabloya baktığın zaman. Bir saniye unutmadan önce şu alkole bir geri dönebilir miyim? Lütfen söyle. Lütfen. Şöyle mesela bu neye yarayacak? Alkol. Evet, bu kanun neye yarayacak? Bir bakalım. Sahte içki yapılacak, insanlar zehirlenecek, legal olan bir şey illegaliteye dönecek, tezgah altından satış başlayacak. Bu, olacak olan bu. Yurt dışında da dediğim gibi gece geç saatlerde mesela Londra'da belli bir saatten sonra içki alamazsınız. Alamazsınız. 10.30 mu, 11 mi şu anda yanlış bir şey söylemeyeyim. İyi de yani... Bununla mı mukayese edeceğiz? O zaman hadi gelelim İngiltere demokrasiyle bir mukayese edelim kendimizi. İngiltere demokrasisiyle yani özgürlüklerle mukayese edelim. Şimdi başbakanın bir üslubuyla alakalı çok eleştiriler çok, evet, onu, geldi. Yani gerçekten orada da bir komplo teorisi daha var. Bilmiyorum dillendirildi mi? Mahsus başbakana böyle yanlış bilgiler şunlar bunlar veriyorlar. Özellikle yapıyorlar ki bütün o onun başına kalacak. Bütün olan biten onun başına yıkılacak bir diye komplo. Bir AK komplo. Parti'nin içinden bir evet, komplodan öyle. Mı yani, bahsediyorsun? Komplo. Bu yeni bir bilgi. Bu hiç bilgi değil. Bu bir teori. Konuşulan en azından. Öyle bir şey yok. Peki. Yani. Olur olmaz bilemem. Peki dönelim demin söylediğim çünkü iki. Yani bunu... Yani niye anlatamıyorlar ki bu gerçekten o polisin aşırı müdahalesinden sonra insanlar aa yeter artık dedi. Aa yeter ne oluyoruz yani bir dakika. Ama bunu anlatmıyor sanırım değil mi? Çünkü senin meslektaşlarının da içinde bulunduğu biliyorum, bir takım heyetler evet, gittiler, yani, görüştüler. Evet, muhtemelen evet, sen de evet. konuştun mu onlarla bilmiyorum hayır, ama. Tabii hepsiyle konuştum. Yani mümkün olduğu kadar yani sakin olalım. Bir yavaş yani gerek yok bu kadar germeye, bu kadar yani bu doğru değil, doğru aktarılmıyor bunlar diye. Yani bu aslında daha ileri bir demokrasi isteyişi. Bu kadar basit. Buna zaten bu çözüm sürecine girerken başbakan kendisi söz verdi. Yani kendisi daha demokratikleşmeden bunu çözmenin imkanı yok ki. Yani biz niye gittik oralara? Niye bu kadar helak olduk? Niye bu kadar hakaret işittik? Şimdi hakaret bu demişken, daha... şimdi yetmez ama evetçi olarak zaten bir sürü alışın, şey evet, yedik doğru. ben de senden, senin gibi ama sonrası akil insanlar ortaya çıkınca en çok hakaretlerden
nasibini alan isimlerden biri de sensin. Öncelikle bir meslektaşım Müjdat Gezen'i hatırlıyorum mesela. O ayrı, onu mahkemeye verdim. Çünkü evet. Müjdat şöyle bir şey söyledi. Yani beni örnek göstererek diğerlerini de batırmak için. Yani tabii bu akiller böyle işte. Mesela işte Lale Mansur 30 yıldır Devlet Opera Balesi'nde iş yapmadan maaş alıyor. Emekli olmadı. Zaten devlet sanatçısı. Evet. Kültür Bakanlığı'ndan para alıyor. Gayet normal yani, memur gibi. Hani ben bu işi yapacağım diye bir şey. Siz 1 Eylül'de beraber maya çalmıştınız. Evet tabii. Evet. Yani barış biz tutuklanmıştık. Için. Onu tutuklamamışlardı. Neden? Çünkü polis şeyleri açıkmış. Evet. Beşiktaş'ta hangi yılda hatırlamıyorum. Peki. Beşiktaş'ta işte Müjdat Nasrettin Hoca kılığına girecek. Tabii bu medyayı biraz heyecanlandırmak gerekiyor. Öyle barış falan yazmıyorlar. Hele o zaman hiç yazmıyorlardı. Peki. Onun için o Nasrettin Hoca kılığına girecek. Boğaz'a yoğurt çalacak. İnşallah tutar falan diye. Siz de hep beraber biz oradasınız. De, beyaz giyeceğiz kadınlar. Peki. Falan herkes beyaz giyecek. Bir tür giyecek. Protesto yani. O, evet. Bir tür... Basın açıklaması. Peki. Bu böyle toplantı bilmem ne falan değil. Küçük bir grubun basın açıklaması. Müjdat üstünü değiştirirken telsizden şey gelmiş. Nasrettin Hoca'yı sakın almayın. Orada bir iki kadın platformu vardı. Onlar bir ayda bir basın açıklaması yapıyorlardı falan. O beyazlı kadınlardan birini alın diye. Seni buldular. Ondan sonra işte böyle çok heyula gibi bir adam vardı. Bir sivil polis. O beni beğendi. Ondan sonra ve işte alın bunu içeri falan dedi. Ben bir dakika ne oldu, ben hiçbir şey söylemedim daha çünkü biz bir açıklama yapmamıştık. Bir dakika dedim ne oluyor falan, hani ben hiçbir şey söylemedim falan. Sonra dedim ki ya ne itiraz ediyorum, işte bütün basın burada, hiçbir şey söylemedim. Buyursun götürsün bakayım ne oluyor. Tamam bunu, dedim ama yani dizlerim falan titredi. Çünkü Müjdat Gezen'le beraber eylem değil ama sonuçta bir basın açıklaması. Evet. O da bize işte o zaman sigara içiyordum. İşte sigaraydı, tostu mostu falan getirmişti karakola. Şimdi böyle söylüyor ama. Şimdi bu işlerde yani dün itibariyle başlamadığımı çok kendisi son derece iyi biliyor. Hı hı. Büyük bir ihtimalle DGM'de birlikte yargılanmışızdır yani o düşünce suçuna karşı girişimde. Hı hı. Muhakkak o da vardır, emin değilim. Ama 30 yıl önce ben çok faal bir dansçıydım. Hı hı. Bırakın temsil sayısını, oynadığım eserleri alt alta yazsam muhakkak unuttuğum olur. Hı hı. 13 sene önce emekli oldum ilk geldiği anda. Hakkım emekli oldum. Çünkü bizde biraz yaşın sınırı düşük dansçılarda. Yani daha erken emekli olabiliyorsunuz. O emekli oldum. Hiçbir zaman devlet sanatçısı olmadım. Hepsi yanlış değil. Üçü bir tek kağıtla ispatlanabilecek bir şey için açtım. Peki bir sonra da bir siyasetçinin gündemindeydin. Devlet Bahçeli'nin gündeminde. O da evet, açıkçası... O çok ilginç buluyormuş. Atıf Yılmaz, Ömer Kabur filmlerini, Barış Pirasan'ın filmi falan. Çok enteresan filmler olarak lanse evet, etti. Evet, senin filmlerini bu hem kadın diye bir şey yok. İşte evet, yani seni şey yaparak evet, yani bu sadece bir sanatçıya hedef almak değil, bir kadınlığını da hedef almak diye düşünüyorum. Evet ama şu anda Mehmet Ali Alabora'ya yapılan çok daha tehlikeli. Hmm. Çok çok daha tehlikeli. Ve yani inanamıyorum. Aynı yani oradaki Twitter'ı da atmış. Ha bu arada ben Twitter'da yoktum. Bu akşam gideceğim yani. Şimdi çekime gittiğimde gece yarısı arkadaşlardan rica edeceğim. Öğreneceğim nasıl yapılıyor. Benim adıma biri açmıştı. Ben olmadığımı söyleyip kapattırdı. Evet. Ama bu gece gerçekten gireceğim. Çünkü haber almak istiyorum. Çünkü bu haberleri alıp alamayacağımsa tam emin olamıyor insan. Doğru anlatım mı yok? Gerçekten iyice bölünüyor muyuz diye endişeleniyorum açıkçası. Çünkü iletişim çok önemlidir. Zaman zaman sen mesela işte açılım kahvaltılarına gittin diye de çok eleştirilmiştin. Halbuki demiştin ki öyle yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Hani ben gideceğim çünkü derdimi anlatmak istiyorum. Evet, önemli olan dert anlatmak. TMK mağduru çocuklar için randevu almaya gitmiştim. Evet. Ve verdi ve aldım, Erdoğan. Evet. Ve gayet güzel, iyi bir çalışma da yapıldı ardından. Hı hı. Yani bizde çalışan avukatlar, Mehmet Uçum vardı birlikte gittiğimde. Hı hı. Mehmet Atak, Mehmet Uçum ve ben gitmiştik platformu temsilen. Ve çok iyi bir çalışma yapılmıştı orada. Hı. Yani kendi kurmaylarına söyledi yani bu muhakkak bu arkadaşlarla birlikte çalışın çözün diye. Bizim istediğimiz bir veya iki madde haricinde geri kalanlar da
istediğimiz her şeyi yaptılar. Ben bu dönemde bütün bu yaşananlara baktığım zaman o kadar çok konuşulacak detay var ama acaba dedim sadece bu olaylar için mi bir akil insanlar lazım aslında? Bilmiyorum o hisse kapıldın mı bilmiyorum. Mesela Mehmet Ali Alabora örneğini söyledin. Gerçekten çok tehlikeli bir sürece doğru gidiliyor. Çok tehdit edildiğini biliyoruz. Annesinin bir mektubu vardı. Gördün mü bugün? Görmedim. Bilmiyorum. Yani hani benim oğlumu nasıl hedefe koyarsınız diye bir feryat var. Şimdi öte yandan işte bazı gazeteler hedef gösteriyor ki çok tehlikeli şeyler. Bunu daha önce yaşadık. Herkes herkes gibi düşünmek zorunda değil. Hiç değil. Ve Taksim onun gösteren, yani Gezi Parkı onun için de çok önemliydi. Yani orada Müslüman gençler de vardı. Herkes vardı. Türbanlısı, başı açığı, hepsi bir arada hareket ediyordu. Yani buradan bir ders çıkarmamız lazım. Yani bu çok ciddi bir araştırma konusu olacak o Gezi Parkı bence. Şimdi demek ki soruyu tekrar soruyorum. İki tür görüş var. Bir tanesi gerçekten bir araştırma konusu olmalı. Sosyolojik bir vakadır. Nilüfer Gülen'in saptamaları var, evet, biliyorsun. Güzel. Hakikaten çok kıymetli. Gerçekten. Ama bir taraftan da başbakanın da aynı fikirde olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. Özellikle başka tür yanındakilerin, danışmanlarının anlattığı veya işte dün Canan Barlas'ı burada ağırladım, onun anlattığı. Bu bir aslında kalkışmanın 6 ay, 7 ay önce beklendiği ama Gezi'nin de bir şekilde olduktan sonra bu başka dış güçlerin, demin faiz lobisi dedim, işte başbakan sık sık dile getiriyor. Tamamen hedefin kendisi olduğuna dair ve Türkiye'yi tamamen... Algı. Böyle bir algı. Şimdi bu algıyı gülüp geçmek mümkün değil. Çünkü başbakan bunu dillendiriyor ve bir ülkenin başbakanı bunu dillendiriyorsa bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Evet, fakat yani şu anda AK Parti sanki muhalefetmiş gibi davranıyor. Yani muhalefet ister bu karışıklığı. Onlar iktidar partisi. Ve hepimizin başbakanı başbakan. Sadece türbanlıların başbakanı olduğunu düşünmüyorum. O niye böyle yapıyor? Bunu anlayamıyorum yani. Eğer dış mihraklar varsa ve böyle bir oyun yapıyorlarsa onların ekmeğine yağ sürüyor şu anda istemeden. Yani yalan mı? Şimdi çünkü inanılmaz bir gerilim var. Zaten toplumda müthiş bir gerilim vardı. Çok. Ama bu çözüm süreciyle çok farklı bir yere gitti. Bambaşka bir durumdaydı o zaman. Yani birçok insanın gözünde başka bir yerdeydi. Hele hele gerçekten bu barış sağlanabilirse yani tarihe geçecek. Ama bunun yanında bu kadar sertleşmek, bu kadar anlatılamıyor mu? Yani nasıl bir şey anlamama imkan yok. Bilmiyorum. Kendisiyle konuşmadım bu olaylardan şimdi sonra. Şimdi herhalde ama bir araya geleceksiniz değil mi? Akil insanlar rapor. İşte bir rapor. Yani şu anda rapor hazırlıyoruz bitmek üzere. Herhalde evet. Muhtemelen. Çünkü sen başkan vekilisin bildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla bir 2-3 kişi her gruptan alacaklar. Normal olarak 63 kişi olacaktı ama bilmiyorum nasıl yapacaklar. Peki belki dolayısıyla orada dile getirecek misin acaba? Konuşulacak mı Gezi? Gayet tabii. Çünkü insanlar yani esas çıkış noktası daha fazla demokrasi isteği, kale alınma isteği. Esas çıkış noktası bu. Ama arkasından doğru. Bütün işte ulusalcılar olsun, TGB olsun, yani bir sürü şey. Ve şu anda o kadar tehlikeli bir şey ki şu andaki durum. Hani her türlü iltihaba açık, her yere çekilebilir, çok hassas, her türlü değil mi? Provokasyon olabilir. Bunu sükunetle başka bir türlü çözmemiz gerekiyor. Yani muhalefet edeceğiz. Yani böyle bir daha ileri bir demokrasi istiyoruz. Ve bu bir muhalefet gerektiriyor. Ve başbakan son derece haklı CHP'ye teşekkür etmekle. Yani bence lav etsinler kendilerini. Bu yaptıkları muhalefet falan değil. Yani o neden kadar çok şey var. Lav etsinler? Yani bu olaydaki özellikle katkıları için mi yoksa? Çünkü orada ya gençler CHP'yi de istemediler farkındaysan. Evet, istemediler. Yani tabii hani biz yan yana durmak istemiyor. Çünkü siyasi bir oluşumda yan yana durmak istemediler. Evet, evet. Onlar ve o kadar zekice bir hareket, o kadar zeki yani çok kaba hakaretler de vardı içinde. Çok. Fakat çok azınlıktaydı bunlar. Esas olan biten son derece büyük bir zekayla inanılmaz esprili şeyler vardı. Ve onlar hiçbir gruba ait değiller. Ömürlerinde ilk defa oraya giden de var. Benim yeğenim televizyon sinema enstitüsünde okuyor, üniversitede okuyor. Ömründe ben onun böyle politik bir şey, hiçbir fikri olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Gerçekten.
ve yani bu ne olacak, bu Türkiye'nin gençlerine hali falan şeklinde düşünürken inanılmaz bir şeyi gösterdiler. Çok önemli, evet. Biz yani o kadar da duyarsız değiliz dediler. Ve başka bir şey daha var. Tüh olsun bu medyaya. 30 yıldır biz Doğu sorunu, Kürt sorunu her neyse bunlardan dinleyip inandık dediler. Ki bu en önemli adım bence. Hep söyleyince bölücü gibi oluyordun mesela, değil mi? Gerçekleri söylediğin zaman mesela veya hani yani bunu zaman zaman bir araya getirdik, yazdık, çizdik televizyonlarda, evet. Mümkün evet. olduğu kadar yayınladık. İşte o zaman söyleyenlere de marjinal diye bakılıyordu. Özellikle Kürt sorunu bu için. Bu çözüm süreci başlar başlamaz bir anne çıktı. 3-4 ay önce oğlunu kaybetmişti ki kaybetmiş ve dedi ki keşke 3-4 ay önce o başlasaydı bu, bugün hayatta olacaktı oğlum. Bundan acısı. Daha kıymetli bir şey düşünemiyorum. Hakikaten. Çocuk doğurma konusuna gelince, ertesi gün hapına gelince, bu ülke dünyadaki ilk beşin içinde ensest konusunda. Ve kadın mezbahası halinde bir ülke. Yani bu kadınların tecavüze uğramadığı, öldürülmediği bilmem, korkunç bir durumdayız. Bunu nasıl, niye bunu böyle yapıyorlar? Yani ben doğurmadığım için çok mutluyum. Eğer benim bir erkek çocuğum olsaydı, senin gibi şanslı iki tane kızım olsa çok şahane olurdu da. Yani eğer bir erkek çocuğum olsaydı tabii ki torpil yapacaktım. Tabii ki batı tarafında tutacaktım. Benim bir oğlum var. Sonra var mı bir oğlum bir kızım özür var. Dilerim. Aa pardon. Tabii ikizler öyle. Hay Allah, ben iki kız olarak hep... Bir kız bir oğlan. Pardon, çok özür dilerim. Yok canım, rica ederim. Yani onu yaptıktan sonra başımı koyup yastığa nasıl uyuyacaktım? Ben iki tane kedi aldım. 6 sene önce ilk defa bir bahçeli bir evde oturuyorum İstanbul'da. Hapsetmemek için kedi almadım çok sevdiğim halde. 2 kedim var. Bütün mahallenin kedilerine bakıyorum. O da olabilirdi, şu da olabilirdi. O prenses gibi, bunları da en iyi mamalardan. Şimdi, yani nasıl yaşayacaktım ben bu vicdan azabıyla? Şimdi Lale, biraz ara vermeden şunu söyleyeceğim. Muhafazakar bir partiden bahsediyoruz tabii. AK Parti deyince. Yani hani şimdi kürtajdan tut da işte içkiye olan, yani aslında kendine anlatıyor parti. O anlamda yeni bir şey söylemiyor ya da ertesi gün hapı sadece. Muhafazakarlarsa İstanbul'un silüetine niye muhafaza etmiyorlar? O Haliç'teki köprüye bütün tarihçiler, bütün kent, yani şehir planlama, herkes çok karşı çıktı. Bu nasıl bir muhafaza etmek? Kadir Topbaş'ın çizdiği o korkunç şey orada. Ucube ise ucube, işte buyur ucube al sana. Bir araya gideyim, aradan sonra devam edelim. Lale Mansur'la bizden ayrılmayın lütfen. Söz Sen'e devam ediyor. Lale Mansur'la birlikteyiz. Akil İnsanlar Akdeniz Heyeti Başkan Vekili aynı zamanda. Ve Gezi'yi konuşuyoruz. Çünkü neredeyse gelmedi barış sürecine laf. O kadar çok konuşacak nokta var ki arada gelen sorulara bakıyorum. Şimdi sanatçılar da ikiye bölündü. Yani bu da ne kadar doğru bir şeydir bilmiyorum. Her tür mahalle baskısı uygulandığını söylüyorlar sanatçılara. Bir taraftan eyleme katılmayan sanatçılara mahalle baskısı uygulandığı söyleniyor. Mesajda Pekkan Kadir Topbaş'ı kutlayan bir sosyal medyaya tweet attı. İşte dedi ki çiçek ve ağaç dikildiği için. Şimdi yeni mi bu? İşte bu sabah ya da dün gece lince uğruyordu neredeyse. Bilmiyorsun. Misbah gibi dumura uğramış durumdayım televizyonda şu anda. Bütün bu olan bitenden çıkardığı sonuç bu mu bir insanın? Ama onun da onu söyleme özgürlüğü var. Yani kim ne gayet istiyorsa onu düşünebilir, sorular, değil mi? Tabii. Öte yandan katılanlar... Şimdi soru sordurmayı yani yemin ediyorum bir dakika Lale. Soruya da dönüyorum. Sanatçılar hedef gösterildi. Bazıları... destekliyor diye eylemleri hedef gösterildi. Bazıları destek vermiyor diye hedef gösteriyor. Sen de şimdi dalga geçiyorsun mesela. Şimdi bu da doğru değil galiba. Tamam, yapamayacağız herhalde burayı da. Peki. Ay, çok eğlenceli bir şey söyledin. Ajda Pekkan. Yani. Ben uydurmadım. Ben uydurmadım. Evet. Hayır, yani hani yani, dolayısıyla Ajda Pekkan'ın böyle bir tweet'i oldu. Güzel. Peki. Bence geçelim bunu, hiç vakit kaybetmeyelim. Peki, şimdi Gezi protestoları sırasında yaşanan bir de talihsiz olay daha oldu. Bir başörtülü genç kadının bebeğiyle birlikte saldırıya uğraması. Başbakan zaman zaman dile getiriyor bunu da.
korkunç bir olay kanımca. Sen ne düşünüyorsun? Onunla ilgili de çok soru geliyor. Yanılmıyorsam sen görüştün. Ben evet gittim görüştüm. Perişan da oldum. Bütün hikayeyi dinledikten sonra gerçekten çok da ikna etmeye çalıştım ekrana çıkması için. Ama çıkmıyor, çıkamıyor. Ben çünkü de olsam ben de çıkmazdım. Kendine gelmiş değil zaten daha. Ben şöyle bir cevap vereyim. Yani bundan düşünce suçuna karşı girişimin içinde yer alırken Tayyip Erdoğan hapse girince aniden bir takım Müslümanlar da bize katılmak istediler, katıldılar da. Peki. Şimdi o vakit bazı solcu arkadaşlar vay onlar katılıyorsa ben yokum falan. Ya kardeşim nüfusumuza geçinmiyoruz. Yani böyle bir şey yok. Onlar da aynı şekilde şimdi farkına vardılar. Tamam. Şimdi evet düşünce suçunun ne kadar önemli bir şey olduğunu, insanların düşüncelerini özgürce açıklamasının ne kadar önemli olduğunu şu anda farkına vardılar. Geldiler. Hadi ne olacak? Ben diyorum ki bu işte Habertürk yazan bir ya da işte bu yarısı dolu bir şeydir, sudur diyorum. Evet. O da evet o da ben de aynı fikirdeyim diyor. Aa diyorum ben. Sen benimle aynı fikirdeysen ben artık o fikri söylemiyorum. Var mı böyle bir şey? Maalesef o yüzden de bu yaşanan şey, en son başörtülü kadına saldırı da kadın korkunç. Hakları anlamında mücadele eden kadınlar tarafından bile kınanmadı. Benim şaşırdığım noktada o oldu. Yani bu çok çünkü korkunç bir şey beyan bence. Esastır deriz hep biliyorsun zaman zaman. Kadının beyanı esastır. İşte mobese var mıydı, şu var mıydı, bu var mıydı? Ha bu gezinin toplamı mıdır? Hayır. Gezinin geneli ve gezinin hayır, bu canım, değildir. Allah ama işte herkes döküldü. Bütün ulusalcılar, Ergenekoncular da sokağa döküldü. Yani o zamanlar da saçlarını açıp türbanını çekiştiriyor. Yani zaten türbanın özgürlüğü için de onların da yanında olmuştum. Bu bugünün bir meselesi değil ki. Yani bundan ama 20 bugün hala yaşanıyor yani. 15 yıl yani önce. Ben biraz dehşete kapılıyorum korkunç. Bu olan bitenlere. Fakat benim de dehşete kapıldığım şey şu. AK Partili en çok zamanında, askeri vesayet sürecinde yıllar yılı bütün her şeylerine karışılmış. Saçının örtüsünden hayatına kadar her şeyine karışılmış bir grup. Onlar nasıl anlayamıyorlar? Şimdi onlar mı karışıyorlar? Şimdi onlar kuvvetliler ve onlar nasıl empati kuramıyorlar? Yani benim özgürlüğüm kısıtlanıyor. Karışmayın buna. Her şeyinize karışmayın. Özgürlük alanımız kalsın. Daha ileri bir demokrasi olalım. İhtiyacı, hepimizin ihtiyacı. Her gün bugün bize lazım. O gün onlara lazım. Bizi onlara bırakıp daha yani dünya kriterlerine göre daha ileri bir demokrasi olmaya bakmamız gerekiyor. Bütün gücümüzü bunun için çaba harcamaya ve tabii bu arada da insanların ve gençlerin ölmeye devam etmemesi için. Şimdi biraz devam edelim çünkü yani gerekiyor. Hani bu kadar süreye bu kadar gündem sıkıştırmak pek mümkün değil ama barış süreci önemli bir süreç ve sizler de çok yoğun çaba harcıyorsunuz. Akil insanların hepsi birebir biliyorum çok çalışıyorlar. Her ne kadar bir sürü eleştiri alsanız da canla başla çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Şimdi bugün özellikle Başbakan'ın mitinglerinde bölücü başı terörist diye nitelendirmesi Öcalan'ı. İkincisi KCK davasına Selahattin Demirtaş'ın ve BDP'lerin bekledikleri tahliyelerin gelmeyişi süreci acaba tehlikeye mi soktu yorumları yapılıyor. Demirtaş'ın da hayli sert açıklamaları oldu. Şimdi ne oluyor ne bitiyor biraz orayı konuşalım istersen. Yani bir adım atılması gerekiyor. Gerçekten biz sahaya gittiğimizde Akdeniz'de aradan bir takım insanlar iyi de yani bu süreç başlamadan 3-5 ay önce de başbakan işte idam falan diye keşke olmasaydı böyle bir şey hani keşke kaldırılmasaydı falan gibi bir şeyler söylemişti bir ara. Seçim süreciydi. Evet. Aradan bir vakit geçti. Ondan sonra da çok güzel bir inanılmaz bir projeyle çıktı ortaya. kendileri görüşüyorlar, açıkladılar. MİT görüşüyor. Şimdi bu görüşülen adam terörist başımı ne derseniz deyin yani. Adına ne koyarsanız koyun. Sayın Öcalan'dan terörist başına kadar uzun bir büyük bir yelpaze. Ama eğer çözecek kimse onunla görüşülecek bu. Benle görüşüp de ne olacak? Benim bir alakam yok. Hani elimde bir gücüm, bir yaptırımım yok ki. Nasıl yorumluyorsun? Yani bu süreci baltalayacak durumda mı yoksa? Ümit ederim. Yani sadece bir. Ben şu anda hiçbir şey yorumlayamıyorum. Yani bence zaten hiç kimse hiçbir şey yorumlayamıyor. Birçok arkadaşımla konuşuyorum. Ne düşünüyorsunuz diyorum. Ne olacak diyorum. Bilmiyor kimse. Peki şimdi
çok şehir gezdiniz, çok insanlarla birlikte oldunuz, çok protestolara da maruz kaldınız, çok kucaklandınız da bildiğim kadarıyla. O işi çok komik bir tarafı. Evet. İlk gittiğimiz Burdur'da 6 kişi falan küçük bir pankartla, biraz da Kadir de herhalde seviyorlar, onlar da utanmışlar. Biraz da yere bakarak böyle bir şeydi, ertesi gün gazeteler. İşte pankartlarla bilmem ne yapıldı, protesto edildiler falan filan. Bunun yanında İskenderun'da gerçekten bir grup vardı. Evet. Bayağı uzak tutuldu polis grubu. Hı hı. Fakat aynı fikirde olan basından insanlar vardı ve yuvarlak masa toplantısına girmek istediler. Orada basın olmuyor. Hı hı. Sonra yerel basınla ayrıca toplantı yapıyoruz. Peki. Oranın akilleriyle ayrıca toplantı yapıyoruz. Orada oraya yani birkaç şey oldu. Bir iki yerde adlandıramadığım bir fikirle bir kadın şey dedi, böyle işte Türkiye AB'yle de ilişkisini kessin, Amerika'yla da kessin, onunla da yapsın, bununla da kapanıp içe kapanacağız. Hı-hı. Tamamıyla. Hı-hı. Dedim bu Arnavutluk vardı, o da bitti. Küba dedi. Hı-hı. Küba'da şu anda İngilizler yatırım yapıyor, o da ayrı mesele. Böyle bir aldım mikrofonu elinde, avaz avaz bağırdı, çağırdı. Hı-hı. Orada halbuki 9 kişi daha var aynı masada. Yani 10'ar kişilik böyle 24 masa falan halinde yapıyoruz. Herkes her düşündüğünü söylüyor. Yani çok şey söylerdi buna, niye milletvekilleri yapmıyor diye. Hmm. Milletvekili belli bir taraftır. Ve o insanların o milletvekilleriyle işleri olacak. Şimdi onun düşündüğünü tam tersini yüzüne karşı söyler mi? Bize bakıyor, 5 benzemez. Yani muhalefi var, yanında olan var. Hakikaten fikirleri çok ayrı. Hakikaten. Rahat rahat konuşuyor. Peki az vaktim var, şöyle soracağım. Bu dönemde sen ne öğrendin ve ne söyleyeceksin o raporda ya da neler kattın ve şimdi, ne anlatacaksın? İşte onu ben de şimdi bu gezi olaylarından sonra ben de düşünüyorum kara kara. Nasıl anlatacağım ki bunun esas temeli daha fazla demokrasi. Daha fazla yani gerçek. Başbakan gerçek benim getirdiğim demokrasi sayesinde Gezi Parkı'nda onlar diyor. Sen nasıl anlatacaksın daha fazla demokrasiyi orada? Daha fazla demokrasi daha katılımcı demokrasi anlamına geliyor. Londra'da bana gelen mektup gibi böyle böyle bir şey var. Eğer bir şikayetiniz varsa bunu bildirin diye. Hı hı. Orada yaşayan insanların söz sahibi yani dinlenmeleri. Hı hı. Mesela. Yani kulak bu tabii verilmeli. Daha buraya gelene kadar. Yani tabii seçim barajı gibi. Yani bu raporların sunulduğu demokrasi, toplantı sadece rapor olmayacak. Ama bunları ben burada veremem. Evet, tabii. Bu raporun içinde olmaz bu. Hı-hı. Ama gerçek demokrasi diye sorduğunu da söylüyorum yani. Hı-hı. Ama aslında insanlar bunu istiyor. Ama bunları yani ben seni tanıyorsam sen konuşacaksın bunları muhtemelen başbakanla. Ya da dillendirmeye çalışacaksın yani belki. Yani şöyle bir şey var. Hani hoşuna gitmediği fikirler olduğu vakit ona karşı bir cephe olarak görüyor. Halbuki öyle değil. İşte anlatmaya çalıştığım gibi barışsa evet sonuna kadar yanındayım. Hı-hı. Yani eğer bir ölmeyecekse, bu kalıcı bir şeye dönüşecekse elimden geleni yaparım ve yapıyorum zaten. Ama başka şeyleri de hiç değilse bizim gibi güvendiği insanlardan, yani ben kendim için söylemiyorum. Peki. Hani gerçekten aklı selimi olan insanlara la konuşabilir. Son bir soru ve bitireceğim. Duran adamlar var şimdi şehirlerin bazı bölgelerinde protesto için. Ne düşünüyorsun? Öyle kapatayım. Yani duran adam tabii insan gidip orada durası geliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Hepimiz gidip orada dursak ne olacak? Ne yapmak lazım? İş çığırından çıkacak. Bunun için çok daha sükunet gerekiyor. Hem AK Parti'nin çok daha sakin ve çok daha akil davranması gerekiyor. Hem de protestocuları. Bunun başka bir mecrada, gerçek bir olmayan bir muhalefete dönüşmesi, sesini duyurabilen, küfretmeyen, yani barış, mesela barışı AK Parti söylüyor diye hayır, CHP söylerse evet, yok böyle bir saçmalık. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de televizyonda en sevmediğim kadınlardan birine dönüşmüş haldeyim. Neden? Car car konuşuyorum yani. Ama bu tekli böyle konuk tabii ki sen konuşasın diye. Lale Mansur'la birlikte efendim Söz Sende de bugün gündemi değerlendirdik. Yarın akşam aynı saatte 18.10'da biz yine bu ekranda yüz. İyi akşamlar.